Herkese selamlar, sevgiler değerli arkadaşlar. Mübarek Kurban Bayramınızı canı gönülden kutluyorum. Uzun zamandır YouTube'da yayın yapamıyordum. Sağlık sorunlarından dolayı ötürü. Biraz toparladım kendimi Allah'a çok şükür. Öyle boşta bulunmuşken bayram vesilesiyle de evdeyken, bayram işte bayramlaşmalardan sonra dedim bir video çekeyim. Çok enteresan bir dağıtıma rastladım. Belki bilenler de vardır aranızda. Yani işletim sisteminin detaylarını ben buraya not aldım. Linux FX, WinFX 64 bit personal computer, yani PC'ler için, desktop PC'ler için. SourceForge ve DistroWatch'ta dağıtımın şu an resmi olarak onaylanmış şekilde bilgileri yer almakta. Ben dağıtımı şu anda indirip live olarak, yani ISO dosyasını indirip live olarak kurulumsuz bir şekilde şu anda başlattım. Videomuzu da bunun üzerinden şu anda çekiyorum. Yani sistem ilk açıldığında şu anda bu şekilde geliyor. Çok enteresan bir sistem arkadaşlar. Biraz özetleyecek olursak, kısaca başınızı şişirmek istemem, meşgul etmek istemem açıkçası. Bu sistem Windows işletim sistemlerinden Linux işletim sistemine geçiş yapmak isteyen ilk ve son kullanıcı, fark etmiyor. Daha çok ilk kullanıcı için tabii ki çok önemli. Çok müthiş kolaylıklar sağlayacağı görüntüsünde izlenimini veriyor. Yani sistem içerisinde neredeyse yok yok denilebilecek seviyede uygulamalar, ihtiyaç duyulan, temel gereksinim duyulan birçok uygulama, içerik mevcut arkadaşlar. İşletim sistemini yapanlar, geliştiriciler gerçekten üzerinde çok iyi çalışmışlar. DistroWatch'ta KDE olarak geçiyor, desktop masaüstü arkadaşlar. Ancak bu işletim sistemi Cinnamon Desktop, yani Cinnamon masaüstüne üzerine konumlandırılmış, düzenlenmiş ve konfigüre edilmiş. Açık söyleyeyim, kurulumundan masaüstü, yani kurulum demeyeyim de live olarak başlatıp masaüstü gelene kadar açık söyleyeyim Windows 10 zannettim ben işletim sistemini. Yani o derece gerçekten güzel çalışılmış üzerinde. Yani bu işletim sistemini açık kaynak olsun, Windows artık yeter, işte ben virüslerden bıktım, bakım istemiyorum, onarım gerek, virüs istemiyorum. Açık kaynak ücretsiz kullanayım, artık Linux'e geçeyim anlayışını taşıyan ilk, özellikle ilk kullanıcılar için kayda değer bir işletim sistemi değerli arkadaşlar. Ben de yani 2000'li yıllardan beri Linux kullanan biriyim. Birçok dağıtımı hala kullanıyorum. Windows'ta kullanıyorum, yalan söylemeye gerek yok. Yani bu işletim sistemini kurduktan sonra ya da kurmadan önce bir deneyin tabii ki. Ama bence memnun kalırsınız kanaatindeyim. Yani şimdi burada hemen birkaç dosya açalım, bir işletim sisteminin geneline bir bakalım. Masa üzerinde işte belgelerim, home, işte arkadaşlar Portekizce, işte İngilizce dilinde ilk önce varsayılan geliyor. Ancak kurulum süreci start verildiği zaman dünyada bütün dilleri global olarak içermekte arkadaşlar. Türkçe dahil buna. Şey, belgelerin klasörünü açıyorum şu anda, dizinini açıyorum. İçerisinde bilindik işte standart Windows'tan bildiğimiz. Zaten simge setleri, görsel setler tamamen Windows 10 gibi aynı şekilde uyarlanmış. Sistem properties, yani sistem özellikleri, onu bile Windows 10'a benzetmişler. Açık söyleyeyim çok şaşırdım. WinFX 10 WXD. Yani sistem özelliklerinizi burada görebiliyorsunuz. Ubuntu Debian, yani Ubuntu taban üzerine yapılmış bir işletim sistemi arkadaşlar. Tamamen saf Linux'tur arkadaşlar. Hatta burada ID, yani lisans anahtarı dahi burada konumlanmış. Yani bu adamlar, yapan kişi, geliştirici gerçekten harikulade bir iş çıkartmış. Ben çok beğendim. Daha da geliştirileceğini düşünüyorum. Birazdan linkine girip sitesini ziyaret ederiz, bakarız. İşte device manager'lar vesaire.
Ondan sonra bilgisayarım yani kompütüre girelim. Bakalım disklerimizi görüyoruz burada arkadaşlar. Tıpkı Windows üzerinde gördüğümüz gibi diskler üzerinde işte işlemler, dosyalı erişimleri vesaire yapılabiliyor. Buradan değişimler vesaire kısa yolları büyütüp küçültme yapılabiliyor vesaire. Yani işler gerçekten çok harikulade kolaylaşmış. Çöp kutumuz burada, o standart zaten. Burada görev çubuğumuz var arkadaşlar. Ne var burada? En sağ dipte masa üstünü göster gizli var arkadaşlar. Buton konumlanmış. Bu power off kilit butonu. Buradan uyku moduna işte vesaire restart, shutdown, kapatma, mapatma. Tabi kurulumdan sonra bunlar hep Türkçe gelir arkadaşlar. Ben şimdi live olarak çalıştırdığım için doğal olarak İngilizce görünüyor hepsi. Tarih, saat dolayısıyla burada. Pil göstergemiz burada. Işık, parlaklık ayarları vesaire. Ses ayarı. Aynı gördüğümüz gibi gerçekten Windows 10'a çok benzemiş. Benziyor. Wi-Fi burada işte arkadaşlar. Biraz önce bağlıydım. Kopmuş galiba. Bakalım tekrardan. Belki şimdi evet biraz bekliyor. Bağlanır şimdi. Burada çıkarılabilir diskler, remove device, işte takılan harici USB diskler, taşınabilir diskler vesaire. Burada da işte AnyDesk uzaktan bağlantı şeklinde şey var. Kolaylık olsun diye yapılmış. Yani bunu demek oluyor ki adamlar gerçekten bu işi ciddiye almışlar. Yani birçok Linux dağıtımında görmediğim şeyler gördüm. TeamViewer gibi AnyDesk uzaktan bağlantı pin kodlarıyla işte şifre kodlarıyla kullanıcılara özel kodlar atanıyor. Bunu geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar internet tarayıcısı Google Chrome geliyor üzerinde. Ben distro başta Linux FX diye girdim. Baktım zaten tesadüfi bir şekilde buradan gördüm. Temeli Brezilya arkadaşlar. Orijin Brezilya. Biraz evvel bahsettiğim gibi desktop KDE desktop değil. Belki de KDE de çıkartabilirler. Olabilir, mümkündür. Ama bu Cinnamon arkadaşlar. Cinnamon desktop üzerine konumlanmış. Aşağı indiğimizde zaten internet sitesi burada. linuxfx.org arkadaşlar. İnternet olmadığı için bağlanamadık. Açılmış olan sayfalar burada. SourceForge üzerinden Linux FX olarak girdim. ISO dosyasını buradan çektim. İnternette tekrardan bakayım. Biraz bugün internette sorunlar var arkadaşlar. Muhtemelen ondan oluyor. Şeyler var. Bakalım. Neyse. Biraz daha bakalım. Evet, şimdi bağlandı arkadaşlar. İnternet sitesine bakalım şimdi. Bir umarım girer. Evet, girdi arkadaşlar. linuxfx.org arkadaşlar. Site Chrome kullandığınız için çoğumuz aşağı yukarı Chrome kullanıyoruz. Sağ tık yaparak language dil çevirisiyle anlamamız adına site içeriğinde adamların kendi dillerinde şeyler var. İngilizce de gerçi var sanıyorum. Tanıtımlarını yapmışlar. SourceForge'den arkadaşlar girdiğimizde linuxfx adı altında yani adıyla aradığımız zaman search kısmından arkadaşlar hemen sağ üst köşede hemen çıkıyor zaten arkadaşlar. 64 bit destekli işletim sistemi. 3.9 GB arkadaşlar ISO dosyası. Bana biraz fazla göründü ama şöyle söyleyeyim biraz sonra zaten gireceğiz şeyine uygulamaları incelemeye. Şimdi arkadaşlar görev çubuğu üzerine işte belgeler dizi File Explorer gibi düşünelim. Onu konumlandırmışlar. Mağazayı konumlandırmışlar. Programların kurulumuyla alakalı. Ondan sonra biraz şimdi açılır arkadaşlar. Burada da arkadaşlar multi desktop yani çoklu desktop aynı Windows 10'daki gibi ikinci masa üstüne geçiyoruz. Burada bir daha tıklayıp 3'e geçiyoruz. Vesaire sonra 4'e. Yetmezse buradan kendimiz ilave edebiliriz arkadaşlar.
vesaire vesaire iptal edebilirsiniz buradan. Ondan sonra birinci masaüstüne geçelim. Şu anda mağaza açılıyor. Bu uygulama mağazası, programları kuracağımız mağaza. Zaten üzerinde bir hayli şeyler var. Burada yardımcı, yani helper, dosya arama, işte görüntü ayarlarını yapma, initial setup kurulumları ile ilgili bilgilendirmeler, restore fabric, yani sisteminizde olası bir durum, bir problem geliştiğinde restore fabrika ayarlarına dönmeniz için özellikle adamlar buraya bir ayar koymuşlar. Yani birçok Linux dağıtımında olmayan bir şey olması aslında gerekli. Bence çok akıllıca olmuş. Dolayısıyla buna tıkladığımızda direkt otomatik olarak ayarları eski haline alıp sistemi restart yeniden başlattığımızda aynı şekilde karşımızda buluyoruz. İlk kurduğumuz ya da çalıştırdığımız gibi. Bundan çıkalım. Arkadaşlar Google'la bağlantılı şekilde bir arama buraya butonu konumlandırılmış. Buradan da aynı tıpkı Windows 10'daki arama progress çubuğu gibi herhangi neyi arıyoruz, şey YouTube mesela arıyoruz. Enter'ladığımız an Chrome üzerinden, tarayıcı üzerinden bize YouTube'u buradan hemen otomatik olarak buluyor arkadaşlar. Diğer taraftan burada da hızlı ulaşım kısa yolları var arkadaşlar. Bunlara çok fazla ayrıntıya girmeyeceğim. Burada sıkmak istemem sizi. Ayarlar, dosya yönetici, işte search, run, çalıştır, desktop ayarları vesaire. Masaüstüne sağ tıkladığımızda klasör oluşturma arkadaşlar. Klasör oluşturdu. Efendime söyleyeyim, belge oluşturma, metin belgesi. Masaüstüne add test, yani bir işte herhangi bir şey, gerçi ekstralar sonradan yüklenebiliyor. Clock, saat, fotoğraf, işte launcher, göstericiler vesaire. Farklı şeyler isteyenler buradan indirebilirler. Genel ayarlar vesaire. Ondan sonra çıkalım bundan. Başka ne var? Background arkadaşlar. Masaüstü resimleri çıkıyor burada da. Burada dileyen, arzu eden farklı masaüstünü geçiş yapabilir, değiştirebilirler. Gerçekten hızlı, hoş, gayet stabil, kullanılabilecek bir işletim sistemi arkadaşlar. Masaüstü resimleri de gayet seçkin, güzel resimler. Göze hoş görünüyor. Burada Linux Penguin'i koymuş. Gayet güzel. Ben çok beğendim. Yani ilk kullanıcı için ya da ne bileyim orta son fark etmez. Her türlü kullanıcıya, genel kitleye hitap edecek bir işletim sistemi yapmış adamlar. Ondan sonra arkadaşlar, evet. Başlat butonuna tıkladık burada arkadaşlar. Burada bütün uygulamalar, yani dolu dolu elimizin altında ihtiyacımız olacak olan, sonradan hatta kurmaya bile gerek kalmayacağımız çok zengin içerikli uygulamalar var arkadaşlar. Mesela ofis uygulamamız, Word, Excel, işte PowerPoint, Presentation, işte Match, Writer, bunların hepsini kullanabiliyoruz. Yani MS, Microsoft Office gibi aynı zamanda dosyalarını kullanabilirsiniz teknolojide. İnternette dolu dolu şeyler geliyor. İşte Skype, Steam, TeamViewer, Telegram, Transmission, işte torrent uygulamaları, ondan sonra efendime söyleyeyim uzaktan bağlantı, VMware Workstation, Zoom, video görüşme konferans, yine yardım destek, uzaktan bağlantı, remote kontrol. Grafikte de bilindik programlar, Inc Escape, işte GIMP Image Manipulation Program, Document Library, fotoğraf görüntüleri, işte tarayıcıların scanner, tarayıcı. Jam'de Steam var. Education, LibreOffice Match var. Programming'de efendime söyleyeyim Visual Studio kodlama işlemini uğraşanlar bu programı kullanabilirler. Education yazılım programlama komut. Sound'da arkadaşlar Kodi, bu Media Center özellikle bir uygulama. Ses, görüntü, IPTV ve benzer şekilde multimedya uygulamaları rahat bir şekilde tek çatı altından all-in-one mantığında bunu kullanabilirsiniz. Tinbox'ı zaten çoğu Linux dağıtımından biliyoruz, standart. Simple Second Recorder varsayılan olarak geliyor arkadaşlar. Ben Vocosecrin'e alıştığım için şu an videoyu bununla çekiyorum. Sonradan yükledim. Bu yok arkadaşlar. VLC Media Player
neredeyse kodek paketlerine gereksinim duymadan bütün videoları, ses dosyalarını, hatta çeşitli video ses dosyalarını konvert etme, mesela atıyorum MP3'ü VMA'ya veya MP4'ü MKV'ye çevirme gibi her türlü işlemleri bununla yapabilirsiniz. Bununla ilgili benim kanalımda videoda ayrıca mevcut. Bakarsanız, incelerseniz eğer, lütfederseniz bakabilirsiniz. Yararlı olacağı kanaatindeyim. Başka ne var arkadaşlar? Universal Access Magnus var. Administrator yönetici uygulamalar var arkadaşlar. İşte Disk, Gparted, HDAP donanım bilgileri, Mine Commander Command, Printer yazılım software kurucular, güncelleme programları, başlangıç oluşturma, kurtarma disk oluşturucusu, Synaptic Packet Manager, birçok uygulamayı rahat bir şekilde altyapılarıyla, eklentileriyle gereksinimleri kuran bir uygulama. Ben çok beğendiğim bir uygulama özellikle. Sistem özellikleri, terminal, time shift'li arkadaşlar, recovery backup ve geri sistem geri yükleme, hatalarda vesaire gibi durumlarda time shift'i kurmanızı öneririm. Ben Linux Mint işletim sisteminin kendi geliştirdikleri bir time shift uygulama bu. Oldukça geniş kapsamlı bir uygulama. Geri yükleme, yani Windows'taki gibi sistem geri yükleme gibi kullanmak istiyorsanız tarih, saat, gün, ay vesaire non-stop sürekli yedekleme yapması veya olası bir dosya kaybı geri dönüşünüz olsun diye kurtarma noktaları oluşturabiliyorsunuz arkadaşlar. User End Group, Windows CFE Device Manager, işte burada işte donanımlarınız hakkında arkadaşlar bilgiler veriliyor. Aynı işte bir sistem bilgilendirme uygulaması gibi. Yani bu kadarını Windows bile vermiyor. Açıkçası gerçekten iyi düşünmüşler. Neymiş bu? Hard Info. Hard Info Alpha. Hard Info 0.6 Alpha. Yani burada bilgileriniz, işte mesela şu an açık kaynak üzerinde çalışıyor. Bütün bilgiler, donanımla alakalı bilgilere erişebiliyorsunuz arkadaşlar. Plugins tabii, işte belgelerin dizinleri var. Direkt ulaşım şeyleri var burada. Burada işte şeyler var. Kullanılmış uygulamaları, son kullanılan uygulamaları gösteriyor. Ondan sonra ofis, bunlara baktık. Terminal, yazılım merkezini buradan açıyoruz. Denetim masası var arkadaşlar. Belgelerin dizim. Denetim masasına girdiğimizde burada bütün ayarlar, erişimler aynı Windows 10 gibi sanki. Onu bile benzetmişler arkadaşlar. İnanılır gibi değil. Özelleştirmeler. Sistem notları, işte burada yazıyor zaten açıklamalar vesaire. Dil değişimleri veya klavye vesaire ayarları. Biraz evvel açtığımız onun şeyi burada, sorulu burada. Exe ve MSI Compatibility. Yani arkadaşlar bu sistemde Wine Emulation programı üzerinden, emülatör üzerinden üzerinde mevcut. Yani sonradan yüklemeye gerek kalmayan yani bu kadar boyut olduğu için bu da olsun olması lazımdı zaten. Bu Windows'a da benzetmiş. Exe ve MSI dosyalarında arkadaşlar öyle zannediyorum hepsi olmaz ama Windows'a ait olan çok komplikesi olmayan, yani geniş çaplı büyük boyutlu olan dosyalar, gigabyte boyutlarında olmayan dosyalar, ufak çaplı uygulamaları bu Wine emülatörle rahat bir şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Update, güvenlik güncelleştirmeleri, backup mesela burada var. İşte sistemde yüklü olan uygulamaları kaldırma, varsayılan ayarları alma, hangi uygulamayı kullanıyorsanız o uygulamanın varsayılanını ayarlama gibi birçok burada şeyler var, seçenek opsiyonları var. Ben dağıtım arkadaşlar tamam manasıyla tanımıyorum. Yani ilk defa live olarak bakıyorum. Ama genel olarak yani birçoğumuzun anlaşıldığı üzere uygulamalar bilindik uygulamalar. Sadece ayarlar, menüler biraz farklı bölgelerde. Bu belki bize bizi yadırgıyor olabiliriz. Ama genel olarak alışılması kolay olan bir sistem olduğu apaçık meydanda.
Mesela müzik player, işte video için hangi uygulamayı seçiyorsanız, yüklüyse onu seçebiliyorsunuz varsayılan olarak. Windows'taki varsayılan ayarları olan uygulamalar gibi aynı şekilde ayarlar. Ondan sonra hangi tarayıcı kullanıyorsunuz? İşte Firefox'a buradan Firefox'u seçersiniz. Mesela bir misal. Chrome'sa Chrome varsayılan olarak bu. Onun haricinde başka startup, başlangıç uygulamaları var işte. İşte başlangıçta eğer ki donanımınız meşgul etmesin, hızlı açılsın, kapansın vesaire kullanmadığınız donanım uygulamalar varsa buradan kendiniz kapatabilirsiniz. Tiki buraya kapatmanız yeterli arkadaşlar. Aynı Microsoft Configuration ayarları gibi, MS Config ayarları gibi. Ama burada menü şeklinde yapmışlar. Gayet güzel. Burada Microsoft Teams görüyorum. Ona bir bakalım neymiş o. Şunları bunu kapatalım. Kapattık bunu. Şunları da çöpe taşıyalım. Microsoft Teams neymiş bakalım bunu. Bir de Office açalım ya. Bir de Office açalım. Evet. Microsoft bağlantısı da var arkadaşlar. Buradan kendi hesaplarınıza ulaşma şeklinde bir uygulama yapmışlar. Bu da çok güzel olmuş gerçekten. Pardon arkadaşlar. Silelim bakalım. Empty. Başka neler yapacağız? Yaptık. Temalara girelim. Temalar demez. Tema yapalım. Evet. Tema bölümlerine girelim. Tema bölümlerinde ikon değişimleri var arkadaşlar. Fazla ikon göremedim. Linux FX ikon gayet şu anda kullandığım görünen varsayılan bu. Desktop'ta dark, işte bunu beyazsa bunu siyah yapabiliriz. Beyaz yapabiliriz neyse. Bakalım ne olacak. Şu anda bir şey olmadı. Bir daha bakalım. Dark. Kontrol. Burada bir dark var. Evet. Böyle evet dark oldu. Yani Windows 10'daki dark mode bile var yani. Renkleri kendinize göre ayarlamanız mümkün. Yani dark normal modu alalım. Falan dark. Normal modu alıyoruz şu anda. Evet normal moda geçti. İkonlar var. Onu görmüştük. Windows border. Windows border'ı dark da yapabiliyoruz. Evet. Windows border'ı dark yaptık arkadaşlar. Bayağı yani şey oldu. Ne derler? Görüntüsü belirgin oldu. Daha da güzel oldu. Başka şey açtık. Presentation. Sunum belgesi. Ben alt tab yaptım arkadaşlar. Alt tab'da böyle açılan sayfaları hızlı görmek için bak bu gerçekten çok güzelmiş. Yani bunu yeni şimdi tesadüfen yaptım. Burada da zaten çoklu masa üstüne geçişliyor. Buradan mesela bir tane açalım. Şunu bu tarafa geçelim. Chrome'u bu tarafa geçirdim. Bakalım. Evet doğru. Buraya bir daha bakalım. Bu tarafa geçiyoruz. Boş. Yani çalışma istasyonları da gerçekten kullanışlı yapmışlar adamlar. Sonra şu anda Chrome'u bu tarafa alalım. İki boş. Evet. Tek, yani bayağı iyi. Şey güzel. Kullanımı, hızı, stabilitesi, çalışması gayet güzel. Ben çok beğendim. Nihai olarak kurulabilecek bir işletim sistemi gerçekten de. Yani Linux dağıtımlarından hoşnut olmayan, memnun kalmayan, zorluk çeken özellikle ilk kullanıcılar için gerçekten memnun kalacakları bir işletim sistemi olmuş arkadaşlar. Ben öyle görüyorum. Boyutu biraz fazla ama bence yine de değer kurmaya. Daha da geliştirilecektir versiyonları. Şu anda versiyonu neymiş? Linux FX 10.4.2.
aşağı inelim. Fazla içerik yok. Yani tarihin şeyine bakalım. 2027-31. Temmuz'un 31'inde çıkan ISO arkadaşlar. Bundan sonrası zaten şey yapar. Farklı versiyonlarda geliştirdikçe çıkar. Bu da benim kanalım, YouTube kanalım arkadaşlar. Evet, sitesi de burada. Linux. Ben bunları arkadaşlar, bu detayları videonun altına ekleyeceğim. Arzu eden, dileyen ulaşır. İncelemeler yapar. Bizim bildiğimiz bilgiler ışığında, ben de gerçi dediğim gibi biraz evvel dağıtımı daha henüz kurup denemedim ama live olarak bakıyorum. Bildiklerimiz ışığında yardımcı olmaya çalışırız. Ben ve diğer uzman arkadaşlar, bilen arkadaşlar da yorumlara karşılık vereceklerdir mutlaka. Denemelerimiz bir şey kaldı mı? Bunu close yapalım. Niye açmadı bilmiyorum, anlamadım. Bir daha bakalım. LibreOffice'i bir daha açalım. Evaluation var. Bu evaluation'da şey, maillere falan ulaşma. Evet. Sürümüne bakalım buradan. Office, LibreOffice 6.4.4.2 versiyon. Bir tane writer açalım. Writer açtık arkadaşlar. Buradan da farklı açışlar yapabiliriz. Sprint şey, presentation'a bakalım. Presentation. Bazıları yok herhalde temaları. Açmış zaten. Evet arkadaşlar. Gördüğümüz gibi yani görüntüsü, kullanımı, uygulamaların yeterliliği vesaire don't save diyelim. Gerçekten göze hoş görünen, kullanışlı, herkesin kullanabileceği rahat bir işletim sistemi. Bütün uygulamalar mevcut. Eksik ben bir şey göremedim. Zaten Steam filan, Skype, Teamweaver, uzaktan bağlantı, Transmission, işte torrent uygulamaları, Zoom programı, Firefox, Chrome, iki tane tarayıcı var mesela. Dileyen Firefox'ta kullanabilir. Steam, uzak oyun, Jammer'lar için online oyun vesaire. Evet, arşiv. Belenature arkadaşlar var. Yedeklemeler var. Belenature arkadaşlar USB disklere Windows veya ISO dosyalarınızı burada zaten ISO diyor. Seçiyorsunuz arkadaşlar, open diyorsunuz. Hemen tık tık flash diskinize yazdırabilirsiniz arkadaşlar. Bütün işletim sistemlerini destekler. USB diskinizi seçin. ISO dosyasınızı da seçin, yani takın porta USB diski. Bu uygulamayla Belenature'la yazdırma işlemini yapabilirsiniz arkadaşlar. Font ayarları, mousepad var, text içeriği. Bu var. Onun haricinde virtual keyboard, sanal klavye ayarları, arşiv manager, işte kompresyon, işte zip arşiv, işte RAR dosyalarını açma vesaire programları. ROT girişi var direkt arkadaşlar. ROT girişi. Arkadaşlar ben bu ISO'yu kendi multibootumla yazdırdım. Live olarak açtım. Masa üstünde install yani kurulum kısa yolunu görmedim. Ama tabii normal ISO dosyasını normal yazdım, farklı uygulamalarla yazdırdığınızda muhtemelen benim kullandığım yazdırma aracıyla alakalı bu. Install yani kurulum kısa yolu burada yok. Başlat butonundan da aradım, göremedim. Videodan önce baktım. Ancak ben sonradan terminal açtım arkadaşlar kendime. Buraya hemen bir root girişi yaptım. Sudo su yaptım arkadaşlar. Sudo su enter. Clear yapalım. Buraya calamares yazdım arkadaşlar. Calamares. Enterladım arkadaşlar. Kurulum hemen başlıyor arkadaşlar. Yani kurulum Türkçe dil olarak hemen şey algıladı otomatik olarak. Türkçe'yi seçiyorsunuz arkadaşlar. Sonraki diyorsunuz. İstanbul.
Mesela otomatik internete bağlı olduğumuz için otomatik algılıyor arkadaşlar. Sonraki diyoruz. Ben fazla ileri gitmeyeceğim. Deneme yapalım klavyelerimizi. Evet. Yani klavyelerimiz gayet normal, otomatik buldu. Sonraki deyip eğer ki Windows üzerinden ikinci sistem olarak kullanacaksanız Windows üzerinden disk yöneticisinden disk alanı ayırın. Biçimlemeyin. Atıyorum 50 GB diyelim. Yanına kurun seçeneğiyle bu diski otomatik olarak göreceğinden o diski ileriye deyip ona kurabilirsiniz. Elle bölümleme var. Diski sil var. Vesaire. Buradan kendiniz var olan disk bölümüne kur deyip Windows SFX diyor, işte Windows FX kuruyorsunuz arkadaşlar. Kurulumu gayet kolay arkadaşlar. Diğerleri sonraki seçeneklerde kullanıcı adı, şifresi ve deyince zaten otomatik olarak bundan çıkalım. Kurulumu tamamlayacaktır 5-10 dakika içerisinde. Umarım yeterli anlatım olmuştur herhalde, sanıyorum. Hatta fazla bile çenem düştü bugün. Çok fazla anlattım herhalde. Arkadaşlar Linux FX, WinFX yani 64 biti yeni işletim sistemini sahaya yeni girmiş. Yeni bir distro. Gerçekten etkileyici. Yani Windows'tan geçişlere ilk kullanıcılar için ilk kullanıcılara daha çok kolaylık olsun diye hazırlanmış. Eksi MSI Windows üzerindeki uygulamaları da rahat kullanayım demek kullanmak için tercih edebilecek bir işletim sistemi. Ücretsiz, herhangi bir ücret ödemeden kurup kullanmak için kurulabilecek bir işletim sistemi. Gerekli detayları arkadaşlar, bağlantı linklerini ben videonun altına ilave edeceğim değerli arkadaşlar. Tekraren arkadaşlar, herkesin bayramını kutluyorum. Kurban Bayramı mübarek olsun. Esenlikle kalın, sağlıkla kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Bay bay.